Sanki şöyle bir plan yapılmış şeytan tarafından ve şeytan insanları bunun için kullanmış. Yani ne yapsak da evliliği zorlaştırsak, ne yapsak da helalden uzak durulsa diye. Yani bir gelinlik 20 bin lira, 15 bin lira verilir mi bu para dediğinde benim kızım sonuçta bir kere evlenecek. Problem orada zaten, hani bir kere kullanılmayacak bir şey olsa en pahalısını alalım. Ha, kızın eğer bir daha evlenecek 2, 3, 4 böyle bir şey söz konusu mu, ister misin böyle bir şeyi? İstemezsin. Bir kere evlenecekse, bir kere kullanılacaksa bunun çok pahalı bir şey olmaması lazım. Ve çok evlilik var. Böyle nişandan dönen, sırf şu para mevzuları yüzünden dönen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe, tabi'in döneminde bu iş nasıldı? Hani böyle görkemli, gerçekten masraflı şeyler dönüyor mu? Çok mütevazı, biliyor musun? Yani orada bir yemek veriliyor, insanlar bir araya geliniyor. O sahabeymiş, biz sahabe miyiz diyor. Tabii ki diyor, nefsimizin biraz hoşuna gidecek diyor. Yani sünnete uygun olmayan bir şeyle yola çıkıldığı için işteki hayır bereket kaçıyor. Düğünün çok böyle görkemli, güzel olması için borç, 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 bir de faiz çekiliyor. Faiz haram. Çekiyor, 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 çekiyor. Ne için biliyor musun? Bir gece kimi mutlu etmek için biliyor musun? İnsanları mutlu etmek için. Bu sefer ne oluyor? Kredi çekildi şu anda. 200 bin lira faiz çekildi. Niye? Bir gün için. Sonra ne oluyor biliyor musun? Etrafındaki insanlar gitmeye başlıyor. İnsanlar gidince sen o borcu ödemeye başlıyorsun. Karı koca çalışıyorsun. Her ay kenara 3 bin lira, 4 bin lira faiz bereketsiz başlıyor yani iş. Ne için? Bir gün için ben o 5 yıl boyunca çalışmak zorunda kalıyorum. O yüzden bazıları uyanmış meseleyi çok mütevazı yapıyorlar. Alıyorlar o parayla balayına çıkıyorlar veya faize girmeden bir evlilik başlatıyorlar yani.